Başka ne var Sayın Gökçek? Neler yok ki? Her şey var. Zayıflamak için bayanlar mesela yazın bayanlar zayıflamak isteyenler için. Bu mandalina büyüklüğünde bal kabağı şeklinde limona benzer bir bitki. Yani limonsu bir tadı var. Çünkü birleşimindeki etken maddede limondaki sitrik asit gibi hidrositrik asit bir OH grubu fazla. Hidrositrik asit çok farklı bir asittir. Normal olarak ekmek, mantı, makarna yediniz, hamurlu bir şey veya tatlı meyve yediniz. Ne yapar? Kilo yapar. Şekere dönüşen bütün karbonhidratlar kilo yapar. Ve zebzeler hariç. Karbonhidrat, özellikle nişasta ağırlıklı besinler. Şeker, şekerde hemen karaciğer ve bünyemiz bunu neye dönüştürür? Yağa dönüştürür, depolar, depolar. Kişi et yemesin, peynir yemesin. Yani hayvansal bir şey yemesin, ekmek yesin, kilo alır. İşte bunun birleşimindeki hidrositrik asit, şekerin yağ dönüşümünü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi frenliyor. Hop dur, frenliyor. Frenlediği zaman ne olur? Kişi hamurlu bir şey yediği zaman şeker yağ dönüşmez. Depolama olmazsa ne olur? Depodaki yağlar erir. Eğer bağırsaklarında ve midesinde sorun yoksa bir kişinin bir ayda 10 kilo rahatlıkla verir. Ha midesinde ve bağırsaklarında problem varsa o zaman da aloe vera ve tonik kullanmak gerekir. Midesinde ve bağırsaklarında problem yoksa zayıflamak isteyen kişi Garcinia ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Danimarka'da klinik araştırmalar yapılmış. Biz daha önce Garcinia'dan önce kuş konmaz forte ürettik, zayıflatır, etkili. Maydanoz forte ürettik, zayıflatır, etkili. Funda forte ürettik, zayıflatır, etkili. Diyet ürettik, birçok ürün ürettik. Fakat Garcinia hepsinden 10 kat daha etkili. Çünkü etkisi kalıcı. Kalıcı bir etki. Geçici değil. Bıraktığın zaman tekrar kilo almıyorsun. Diğer piyasadaki bütün ürünler nedir? Bıraktığın zaman tekrar kilo alıyorsun. Problem doğru. Şimdi piyasada zayıflatıcı ürünlerin içerisine sibutramin denen kimyasal bir madde katıyorlar. Çok çok tehlikeli, Allah korusun. Ne yapıyor? Kalbin ritmini bozuyor. Kalp atışını bozuyor. Normal olarak kişinin nabzı 70-72 değil mi? Çıkıyor 80'e 90'a. Bu neye benzer? Sırt çantasıyla hafif tempoyla koşuya benzer. Kişi ne kadar koşabilir ki günde? Sürekli koşu halindeymiş gibi kalp çalışırsa ne olur? İflas eder, yanar. Aman o zaman şöyle yapalım. Zaten süremiz de bitmek üzere. Biz böyle zararlı şeylerle hiç uğraşmayalım Sayın Gökçek. Sağlık Bakanı zaten yasakladı. Bu tür internete girerse görür kişiler. Bir mesela evvelki gün 72 firmanın ürünü yasakladı. İçinde kimyasal madde olduğu için isteyenler Google'dan girip bakabilir. Bizim ürünümüz %100 doğal. Hiçbir katkı maddesi yok. Evet, İbrahim Gökçek böyle söylüyor. Zaten kurmayları ve kendisi kurmay başkanı. Burada üretim testlerini zaten biz böyle geldik. Doktor gibi olduk. Ameliyata girmedik. Şifa uzmanından, bitki uzmanından her şeyi birebir dinledik. Zaten iletişim adresleri de şu anda ekranların altında var. Arayıp aramamak da artık sizlere kalmış. Ama İbrahim Gökçek de diyor ki benim ürünlerim şifalı, şifalı, şifalı. Biz efendim yine Kanal T ailesi olarak yine ileride inşallah nasip olursa Sayın Gökçek'le sohbetimizi devam ettireceğiz. O zamana dek sizler kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın efendim.